Teşekkür ederim. Oğul Bey dinlediniz. Evet. Siz de geçmişte hem İYİ Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptınız. Evet. Tüm bu mesela Mustafa Bey'in söyledikleri evet. içeriden bir bakış nasıl buldunuz? Mesela sizin için şimdi ben ne ifade ediyor? Doğru söyleyeyim. Eleştireceğiniz yerler var mı mesela? Ya tabii benim bakış açım biraz farklı olacak. Hı. Çünkü ben siyasetin tabiri caizse içine doğdum. Hı. Babam siyasetçi. Hı. Ve çok başarılı bir siyasetçinin oğluyum. 10 sene bakanlık yapmış bir adam. Belediye başkanlığı yapmış bir adam İstanbul'da. Öyle çok süreçler yaşadım ve hep iktidar gördüm ben. Ben muhalefet yaşamadım pek. Hmm. Hep kazanan bir partide yükselen bir adamın yanında gözlemledim. Ve yönettiler. Ülkeyi yönetti bu insanlar. Ben de şahit oldum. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasete girince muhalefeti gördüm. Hmm. Ve orada da muhalefeti öğrendim. İYİ Parti'de keza. Ya aslında biz bazı şeyleri yanlış değerlendiriyoruz. Örneğin Kemal Bey'den çok şey bekledik. Toplum olarak da. Millet İttifakı'nın adayı yaptık. İYİ Parti, CHP, Altılı Masa, HDP dışarıdan istedik. Kazansın da istedik. Emek de verdik. Fakat Kemal Bey lider değil. Yani bazı şeyleri kabul etmek lazım. Yani liderlik başka bir şey. Genel başkanlık başka bir şey. Yani Meral Hanım da genel başkan. Çok güzel bir genel başkan. Lider olunmuyor, doğuluyor. Sonra eğitimle, donanımla ilerletip kendini bir seviyeye bir lider getiriyor. Ve konumlanıyor. Gün geliyor bir lider bir partinin başına geldi mi farkı yaratıyor zaten. Tayyip Erdoğan lider mi? Onun lider özellikleri var ama eğitimi, donanımı eksik. Ondan dolayı ülke yönetiminde sıkıntı yaşıyoruz. Liderlik vasfı var ama donanımdaki eksiklikler onu yanlış kararlara yönlendiriyor. İyi ekiplerle çalıştığı zaman o defolar kapanıyor. Ekipler zayıf olursa arkasındaki A takımı defolar ortaya çıkıyor. Şimdi lideri gözünden anlıyorsun, ateş çıkıyor. Adam eğitimli, üst düzey bilgi var, yabancı lisan var, donanım var, parçalıyor. Şimdi 25'lik bir oy var CHP'de. Bu böyle, 25 bir taban oy. Yani yarın Özgür Bey gelse 25 ya da Murat Yılmaz tanımıyorum koy 25, 23 olmayacak. Yani bir etki yok. Biz şunu araştırmalıyız. Hani Kemal Bey geldi 15 puan koydu. Biz onu görmeliydik, göremedik. 12-13 sene, 14 seçim geçti. Aslında çok erkenden belki Kemal Bey önlem alıp bırakmalıydı. Bırakmadı, şartlar müsait değildi. Bir umut daha, anayasa referandumu girdi, o girdi, bu girdi, olmadı. Ama şu gelinen nokta kırılma noktasıydı. Bence Kemal Bey bu seçimin sonucundan sonra şık bir itibarlı geri çekilme yapaydı. Bence iyi olurdu. Yapmadı. Öz eleştiri de yapmadı. Keza Meral Hanım da yapmadı. Türk siyasetinde balık hafızalı insanlar unuttururlar 3 ay sonraya dediler. Hatayı orada yaptılar. Bu sefer o balık hafıza işlemiyor. Neden işlemiyor? Çünkü mağlubiyet büyük, travma ağır, üstüne ekonomik kriz, dört nala devam ediyor. Şimdi halka umut olmak zorundalar ama bırakın umut olmayı, şikayet kapısı haline geldiler. İnsanlar onları görmek istemiyor. Peki değişimcileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişimcilerde şöyle bir sıkıntı var. Değişimi talep eden kitle, Kemal Bey'le uzun süre birlikte yürümüş bir kitle. Onun sayesinde 3-4 dönem milletvekilliği yapmış, grup başkanlığı yapmış. Kemal Bey'in hep yanında destekçi olmuş. Ve onun aldığı kararların imzalarını atmış insanlar bunlar. Şimdi sonucu birlikte göstermek zorundasın. Sen o genel başkan ekibinde mecliste grup başkan vekilliği yapıyorsun ya da İstanbul'da belediye başkanlığı yapıyorsun. Orada sen o gece 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur diye anons yapıyorsun. Sonra seçim mağlubiyeti geliyor. Bu sefer karşı tarafa geçiyorsun. Burada beyefendi haklı. Onu ben samimi görmüyorum. O mağlubiyeti birlikte sonucunu katlanacağız diyeceksin. Birlikte öz eleştiri vereceksin. Gerekiyorsa istifa, gerekiyorsa kadrolar yenilenecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir kurultaya gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup Kemal Bey'in yerine gelmek istiyor. Ve o grup da Kemal Bey evvelden muhalefet falan yapmış bir grup değil yani. Birliktelerdi, şimdi yol ayrımı. Niye yol ayrımı? Sizleri grup başkan vekili yapan o. Ben Özgür Bey'i yanlış hatırlıyorsam siz söyleyin. Soma'daki faciada bir gen soru vermeyle gündeme geldi.
Soma Daraldıoğlu nereye taşıdı Kemal Bey? Meclisteki en önemli koltuklara. Senelerce Kemal Bey vasıtasıyla tanıttı kendini Türkiye'ye bu televizyon ekranlarında. Yoksa biz Özgür Bey'i nasıl tanıyacaktık? İşindeki başarısıyla toplumun gönlünde taht kurup da şöhret olmadı ki. Öyle bir marka kendisi yaratmadı. Kemal Bey ön ayak oldu. Keza Ekrem Bey. Beylikdüzü'nden tanıyabilir miydik Ekrem Bey'i? Beylikdüzü bizim takip ettiğimiz başlıca belediyelerden biri değildi. Orada da çok parlayıp da İstanbul'a nam da salmadı. Ben siyasetin içindeyim. İmamoğlu'nu İstanbul adayı olunca öğrendim. Beşiktaş'ı tanıyordum. Kadıköy'ü, Bakırköy'ü takip ediyordum. Ama Beylikdüzü'nü bilmiyordum. Yani Kemal Bey'in el verdiği ve bir yere taşıdığı siyasi figürler bunlar. Ben demiyorum ki ihanet ediyorsunuz. Hayır. Siyasette herkes birbirine el verebilir. Ama böyle bir mağlubiyette hep birlikte mücadele vermişsin ya. Bu kadar çabuk mu hemen bayrak açmak? Ben bilmiyorum. Benim siyasi anlayışıma göre uygun gelmiyor iki tarafta. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de siyasi aktörler problemli. Lider lazım bu ülkeye. Peki. Bu ülkenin problemlerini çözecek donanımlı adamların ortaya çıkması lazım artık. Bu sistem böyle yürümüyor. Bu muhalefet bloğu bu iktidara alternatif olmayı beceremiyor. Gene girecekler yerel seçime, gene mağlup olacaklar. Gene unutulur diyecekler, devam edecekler. Bu devam edecek bir sistem.